Arkadaşlar bugün oyun programımızla devam ediyoruz. Adam Asmet'e yapacağız. Başlayalım. Basit bir uygulama şeklinde yapacağız Adam Asmet'e. İhtiyacımız olan bir label ve bir de box'ımız. Şimdi ve bir de burada harfler olacak. A, B, C, D, F, G, H, J de mesela. Onları da buton şeklinde yaparız. Şimdi bu fontunu biraz değiştirelim. Kalibre yapalım buna. Kalın 14 diyelim. Ve şimdilik tabelin tekstini de boş bırakalım. Name'ine gelelim. Kolaylık olsun diye name'ine değiştirelim. Label'e kelime. Picture Box'inkine de Picture diyelim. Şimdi buraya geliyoruz. Bir tane şuradan bir class oluşturalım. Class adam as maça işlem nere diye. Şimdi şuraya geliyorum. Bir tane ilk baş bir struct yapı oluşturacağım. Struct kelime ve diyoruz ki dur biz pardon yeni kelime. Şimdi şuraya bir tane ek baş public string kelime ve public string kategori diyoruz. Public struct yeni kelime. Aslında bunlardaki public'i kaldırsak olur. Şu şekilde de yapabiliriz. Delete. Yeni void yeni kelime oluştur. Tabii tutacağız ama şuraya yeni kelime diye değiştireceğiz. Yani return onu edeceğiz. String kelime string kategori diyoruz. Şimdi diyoruz ki yeni kelime kelimemiz eşittir new yeni kelime return kelimemiz. Şimdi kelimemiz nokta şuraya şey tanımlasak private terms Strack'ın içinde olunca değişim olacak mı diye baktım ama olmuyor yani gene public komutu kullanmamız gerekti. Kelimemiz nokta kelime eşittir. Ne diyeceğiz? Gelen kelime.
Kelimemiz nokta kategori değiştir. Gelen kategori diyoruz. Elektron kelime diyoruz. Şimdi formülada geldik. Bu kelime bu şekilde dedik. Şimdi ilk baş aldıktan sonra tabii bu kelimeyi oluşturacağız ama biz bir tane mesela şuraya oradan adam asmaca girelim. Bir data dosyamızı yaratalım. Yeni metin belgesi diyelim. Data diyelim. Ve şöyle bir kelime mesela diyelim ki İstanbul diyelim. Kategorisiyle virgülle ayıralım. Şehir diyelim. Şimdi bunu yaptıktan sonra şuraya bir şey tanımlayacağız. Public. İlk baş şuraya bir tane public adam asmaca diye işlemleri diye açalım. Bundan sonra public data dosyasını al. Aslında private void data dosyasını al diyoruz. Şuraya using system io kütüphanemizi tanımlayalım. Data dosyasını aldıktan sonra stream reader diyoruz. Oku. Eşittir new stream reader. Oku dedikten sonra while dedikten sonra string veri diyelim. While veri eşit olsun oku nokta readline. Eğer eşit değilse 0. Yani boş değilse. Şuraya bir tane daha koymamız gerekiyor. Ve şuraya bir tane de tanımlayalım. Veri eşit değilse tık tık. Yani her türlü şeyden koruyalım. Ve bir tane liste yaratacağız şimdi. Private list yeni kelime listesi. Evet, gördüğümüz gibi. Ondan sonra desin nokta et diyoruz. Yeni kelime item yaratacağız. Ve bunun içinde diyeceğiz ki yeni kelime oluştur diyeceğiz. Yeni kelime oluştur. Ve yapacağım şey veri nokta split virgül karakterine göre parçalayacağız ve bunların sıfırıncısını alacağız. Ve kategori içinde birincisini alacağız. Veri nokta split diyeceğiz. Bunlardan birincisini alacağız. Evet, gördüğümüz gibi bu şekilde ekleyeceğiz. Peki ne yaptık? Bu liste nedir? Mesela bir cluster için, struct yapılar için oluşturduğumuz liste böyle bir liste oluşturuyoruz ve oluşturduğumuz verileri bu şekilde ArrayList gibi ekleyebiliyoruz. Gördüğümüz gibi bu veriyi bu şekilde ekledik. Ama bir saniye, new stream reader, evet stream reader dedik ama yerini belirtmedik. Data.txt ve encoding default diyoruz tık tık. C karakter için.
Tamam. Ve şurada public komutu yaratmıştık. Hatırlarsanız class'ın kendi public. Buraya diyoruz ki data dosyasını al class. Yeni class dediği zaman ilk olarak bunu işlemi yap. Evet, gördüğümüz gibi oluşturdu bir tane. Geldik bakalım. Ama şimdi yeni bir form birden yaratmamız gerekiyor bu komutların geçerli olması için. Form bir loğa da giriyorum. Adam asmaca işlemleri class adam asmaca eşittir new adam asmaca işlemleri. Bakın koyduğumuz noktaya geldik. Yeni kelime listesi yaratmadığımız için hata vardı. Şurayı yeni kelime listesi eşittir. New list yeni kelime diyoruz. Evet bu sefer hata vermedi. Evet gördüğünüz gibi. Bugünlük bu verileri alma işlemini burada sonlandırıyorum. Yani burada klasımızda bütün kelime verilerini alacak. İçinden rastgele seçeceğiz. Şimdi de bugün dersimizin sonuna geldik. Hepinize teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. İyi günler.